eski Roma dönemine ait bir mezar var. Roma mezarına tümülüs diyorlar. Tümülüs. Burada belki 15 sene önce definecilerin meydana çıkardığı, şuradan kazmışlardı. Eski mi evi gibi. Defineciler işte burada altı para ararken hem orayı kazdılar, yıktılar, hem buradan yıktılar. Buralar sonra toprak dürttü böyle, bak ağaçlar da kurumuştu. Bu kocaman tepe aslında mezar yapılıp üzerine insanların toprak taşıyarak yaptığı bir tepe. Şu arkamızda bulunan tepecik Roma dönemine ait bir tümülüsün, mezarın bulunduğu bir alan. Burada yaklaşık 15 yıl önce hani definecilerin aslında uğrak yeriydi, hobi bahçesi gibi gelip kazdıkları bir yerdi. Sonra üst kubbeden yıkıldı burası içine. O zaman meydana çıktı tümülüs olduğu. Sonradan bakıldı, burası birinci derece sit alanı aynı zamanda. İşte definecilerin gelip gitmeleriyle etrafından, tepesinden, oradan buradan sonuçta az önce gördüğünüz gibi alan tahrip oldu. Ama meydanda şey yok, toprak altında yapılmış bir mezar yeri tespit edildi. İşte yaklaşık 10-15 yıldır da tescilden sonra da bir şey yapılmadı. Artık definecilerin de gelmediği bir yer yani. Köylünün de artık koruduğu bir yer. İlk kazıldığında bu Eskimo evine benzeyen, taştan büyük bloklarla yapılmış Eskimo evine benzeyen bir kubbe. İçinde ortasında hamamlarda bulunan göbek taşı gibi büyük bir taş. Normal bir vatandaşın biraz eğildiğinde yürüyebileceği gibi bir kapı girişi olduğu söylendi o zaman. Çok da güzel bir taşların işçiliği ve kubbenin yapılışı vardı. Yani bizim buradaki eski tarihi taş köprü gibi taşların birbirine kenetlenerek yapılmış bir hali, o görüntüdeydi. Daha sonra yanlardan işte tabii doldurma, etrafı çok yüksek bir tepe olarak doldurulmuş. Toprakların da ürtmesiyle kayboldu onlar. İlk açıldığında, definecinin ilk açtığında çok güzel bir taş yapıtı meydandaydı yani. Jandarmanın yoğun denetimleri sonucunda fazla gelemediler ama ilk açıldığından da zaten bir şey bulunamadı. Bizim burada bilinen en bariz tarihi yapıtlardan bir tanesi tarihi taş köprü, Kutluca Köprüsü. Yani Roma dönemine ait, milattan sonra 1. yüzyılda yapıldığı söyleniyor. Tarihi kayıtlarda öyle geçiyor. Buranın da bir Roma mezarı olduğu düşünüyor. Yani burada bir köyün çok eskisini, daha fazlasını bilmiyoruz ama en az 2000 yıllık, 2500 yıllık bir tarih var. Burası mezarlığın olduğu alan 33 dönüm. Ama bu tümülüsün olduğu bölgen yaklaşık 3-4 dönüm var. Yani burası mesela köyün yanında taşlık bir alan olsa kendi yerli taşı diyeceğiz ama burası taşlık bir alan değil. Mezar için muhtemelen getirildi. Mezar yapmak için getirildi taşlar. Tümülüs var ama toprağın altında yıkılmış. İlk gördüğümüzde bizim çok güzel böyle taşlarla örülmüş bir kubbe şeklinde, içinde göbek taşı gibi taşı olan ve Eskimo evine giriş kapısı gibi olan bir yerdi. Şimdi bu toprağın altında kimsenin bunu gördüğü, bildiği yok. Definecilerden de kurtarmak için aslında bence burada bir çalışma yapılmalı. Bugün yüzüne çıkartılmalı. Bu bölgeye gelen insanlar böyle tarihi mekanlara bakmaya geldiğinde gelip buraya da bakabilir. En azından bir şey olmadığını gören definecilerden de kurtuluruz. Bir de önemli bir tarih meydana çıkmış olur. 50 başlı yerlerde mezarlık temizliği yaptığımız alanlarda bazen küçük lahit mezar kapakları da gördük. Mesela çocuk mezarı olduğunu düşündüğümüz bir kapak var mesela. Onun gibi kalıntılar var. Bunun altında başka mezarlar da olabilir. Belki onlar da gün yüzüne çıkar. Tarihle ilgili belki farklı detaylar çıkar. Mezarların altında tarih yatıyor diyebilir miyiz? Bence tabii zaten meydanda ilk açıldığında bunu tespit edildi, görüntülendi de. Belki de devamında da farklı tarihi bir şeyler çıkacağını düşünüyorum. Mesela ben Mardin'de ziyarete gittiğimizde Dara kentinde, Antin kentte mesela
Orada tesadüfen köyün altında İstanbul'daki Yerebatan Sarnıcı gibi önemli bir tarih çıkmış ve %5 kazı yapılmıştı oradaki rehberin bize söylediğine göre. Şehrin altında neler olduğunu bilmiyoruz ki toprağın. Belki de öyle bir çalışma yapılsa buralarda da farklı bir tarih çıkabilir. Şu mesela bir özellikle yapılıp gelmiş bir taş. Belki de bunlar eskiden mezar taşı olarak kullanılıyordu. Birçoğu meydana çıkan lahit mezarları kapaklarını almışlar, ters çevirmişler.